Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben, sosyal çalışmacıyım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bugün metamfetaminin tek kullanımda dahi psikoza neden olduğundan bahsedeceğiz. Metamfetamin kullananların yaklaşık %30'unda metamfetaminle ilgili psikoz geliştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek doz kullanımda ya da yoksunluk sırasında görülen psikoz genellikle geçici de olsa yüksek doz kullanıma bağlı olarak gelişen psikozların kalıcı olma olasılığı yüksektir. Özellikle son yıllarda metamfetamine bağlı psikoz vakalarında artış görülmektedir arkadaşlar. Metamfetamin kullanıcılarında psikiyatrik problemlerin dışında kan basıncında ve kalp atışlarında artış, hızlı soluk alıp verme, böbrek yetersizliği, baş dönmesi, kalp krizi gibi etkiler görülebilmektedir. Ciddi diş problemlerini de söyleyebiliriz. Vücutta yaralar ve aşırı kilo kaybı metamfetaminin uzun süre kullanmaları arasında etkilerinden söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar arkadaşlar, metamfetamin kullanımında hafıza ve dikkat gibi bilişsel üzerinde de olumsuz etkiler ve hasara sebep olduğunu da göstermektedir. Metamfetamin yoksunluğunda depresif hissetme, sinirlilik, yorgunluk, artan iştah, isteksizlik, tükenmişlik hissi, aşırı endişe, intihar, saldırganlık ve yoğun madde kullanma isteği semptomları görülebilmektedir arkadaşlar. Metamfetaminin hem kullanıcıyı hem ailesini hem de sosyal yaşantısını ciddi anlamda olumsuz etkilere etkilediğini görülebilmektedir. Kullanıcılar bir süre sonra madde kullanımını ve kullanmadığı dönemlerde madde kullanımıyla ilgili planlar dışında neredeyse mesleki olarak gündelik işlerin yapamaz hale gelebilmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar, madde kullanımı tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Psikiyatrik olarak psikiyatri uzmanlarından yatılı bir tedavi merkezinde tedavi olması mümkün bir hastalıktır arkadaşlar. Bu süreçte tek başınıza mücadele etmenize gerek olmadığını söyleyebilirim. En yakınlarınızdan destek alabilirsiniz. Ailenizle bunu paylaşabilirsiniz. Bu hastalık olduğundan kaynaklı kimse sizi ayıplamayacaklar ya da kimse size farklı bir gözle bakmayacağını söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.